Herkese selamlar arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Niye böyle kara çıkıyorum? Şimdi öncelikle dün BİM'den bir şeyler almıştım. Pasta malzemeleri gelmişti. Dün tıraliçe aldım. Sesim gitti. Ben karamel soslu tercih ettim. Çilek sosuyla karamelli gelmişti ama çilek sosu için çilek lazımmış. Yani çilek alabileceğim bir yerde yoktu. Ben de şöyle iki tane karamelli tercih ettim. Ramazan'da bol bol tatlı yaptım zaten. Dedim ki bir günde tıraliçe yaparım. Yine bir krem şanti aldım. Bunun fiyatı da bayağı uygundu. 59 lira mıydı ne? 3 taneli. Şöyle. Elimde şu anda 7 tane var yani. Hani bol bol tatlı yapabiliriz. Sonra karbonatı ben çok kullanıyorum. Ağız yaralarım oluyor. İşte doğal temizliklerde oluyor. Her şeyde kullanıyorum. Şöyle 4 tane de karbonat aldım. Bunlar da 2 tanesi mi 15'ti? Öyle bir şeydi. 7,5 muydu neydi tanesi? Tam hatırlamamakla birlikte öyle bir şey. Bu kadar. Başka da bir şey almadım. Tıraliçenin Hindistan cevizi olsaydı daha çok sevinirdim. Çünkü Hindistan ceviziyi ben bir kere yaptım. Çok güzel olmuştu ama maalesef yoktu. Şimdi arkadaşlar kurutma makinesi temizliğini yapacağım. Dedim ki Reels çekecektim. Bu sefer kamerayı unutmayayım dedim. Size de çekeceğim. Gelin birlikte kurutma makinemizin rutin temizliğini yapalım. Thank you.
Yine yemek kısmına geçtim arkadaşlar. Ama bilin bakalım kim geç kaldı yine. Ben. Dolapta patlıcan vardı. Ben de dedim ki bari patlıcan oturtma yapayım. Soğanı, biberi, kıymayı böyle kavurdum. Salça ekledim. Ondan sonra tuz, karabiber ve kırmızı tatlı toz biber ekledim. Karıştırdım güzelce. Kıymam, işte soğan ve biberlerim yumuşayınca da birazcık tuz su döktüm. Şimdi üstüne bir de benim rendeleyip buzluğa attığım şeyler vardı. Maydanozlar. Onlardan ekleyeceğim en son olarak. Zaten oldu bu. Patlıcanları da şöyle kızarttım. Biz böyle kızarmış seviyoruz. Şimdi eşim patlıcanı çok kızarmadan yemiyor. Çok sevmiyor. O yüzden ben de kızartıyorum. Fırında falan da yapanlar var. Daha sağlıklı olsun isterseniz ki ben öyle tercih ederim. Ama eşim yemediği için böyle yapacağım. Yapıyorum yani. Mecburen kızartıyorum. Bu yeterli bana da patlıcanlar da kalmasın. Yani kalınca bozulacaklar. O yüzden onları da kızartayım. İç ardım hazır. Onu kapatalım. Üstüne koyacağım. Üstüne domates ve biberle süsleyip şöyle biberlerle fırına göndereceğim. Yemek bu kadar. Biraz zaman alıyor ama aslında basit yani. Çok zor bir yemek değil. Şöyle maydanozları da karıştıralım. Az mı koymuşum acaba ya? Birazcık daha mı koysaydım? Neyse yeterli. Çok giderken artık. Bu da tamamdır. Selam. Bugün yeni bir gün arkadaşlarım. Şimdi size aslında şey demiştim. Boyayla ilgili yani boyamayla ilgili ekstra bir video çekmeyeceğim diye. Fakat arka arkaya çok fazla soru geldiği için ayrı bir video çekmeyeceğim. Vlogumun içerisinde fayansların yani şu an son durumundan bahsedeceğim. 2 yılı geçti bu arada. En son zaten 2 yıllık yani 2 yıla şöyle 1-2 ay vardı. Video çekmiştim. Sonrasında onu paylaşmıştım. Sonra tekrardan çekmeyeceğim dedim. Çünkü yerleri fayans yaptırdım arkadaşlar. Bunun boyayla alakası yok. Şöyle alakası yok. Yerdeki boyalar ister istemez işte burada sandalyeler olduğu için özellikle mutfakta, banyoda hiçbir sorun yaşamadım. Gerçekten hiçbir şekilde hiçbir sorun yaşamadım. Ama özellikle mutfakta çok fazla burada zaman geçirdiğim için, sandalyeler olduğu için, metal eşyalar çok olduğu için işte elimden bir şey düşürüp fayanstaki boyayı çiziyordum ya da soyuyordum. Ama çok çok büyük çizilmeler oldu mu dersiniz ki hayır olmadı. Ama benim gözüme batıyor arkadaşlar. Çünkü ben takıntılı bir insanım. Yani bu yaptığım şeyler konusunda mükemmel olsun istiyorum. Yani ufacık bir yerde bile boya bozulsun istemediğim için ben de hani gözüme batıyordu sürekli olarak o yerler. Sürekli boyamaktansa ve ileriki zamanda da çocuk düşüncemiz olduğu için hani ben sürekli bu yer kısımlarını en azından boyayamayacağımı düşündüğüm için fayans yaptıralım dedim. Çünkü Hakan da işe girdi. Zaten bizim en başta biliyorsunuz ki fayans yaptırmama yani boyayı tercih etme sebebim eşimin
işinin belli olmamasıydı. Karşıdan taşınıp buraya geldik. Eşim işten çıktı, bir iş kurdu, olmadı. Tekrardan başka bir işe girdi falan derken bu süreçte ne olacağını bilmediğimiz için ekstra olarak hani orijinal sıfırını yaptırmak istemedik. Çünkü evden çıkma ihtimalimiz de vardı. Yani başka ilçeye gitme ihtimalimiz de vardı. O yüzden boyayı tercih etmiştim. Ama şu anlık hani buradan taşınma gibi bir düşüncemiz yok en azından. Önümüzdeki bir 3-5 yıl yok diyelim. O yüzden dedim ki madem ki şu anda buradan çıkma gibi bir düşüncemiz yok. Hatta tekrardan başka işlerde yapmaya şey yapacağız. Yani inşallah çalışacağız. Onlar da buradan olduğu için, olacağı için yani buradayız gibi gözüküyor. Allah nasip kısmet ederse. O yüzden ben de dedim ki bari yerleri fayans yaptırayım. Çünkü duvarlarda hiçbir sorun sıkıntı olmuyor. Evet ama yerlerde ufak minik çizilmeler, evet deformeler oluyor. Bunları zaten memnuniyet videomda da söyledim. Şimdi çok fazla arka arkaya her gün 2-3-2-3-5 böyle sorular geliyor arkadaşlar. Ben de sorular geldiği için yine videomu yenileyim istedim. Yani şu an bu videoyu yenileyim istedim. Fayanslarla ilgili bana şöyle saçma sapan sorular da geliyor. Yazmış ki mesela çok konuşuyorsun işte icraata gel. Yani siz bu gerçekten nasıl bir terbiyesizliktir ben bilmiyorum. Ben buraları siz izleyin diye yani kimseyi kırmak amacım değil. Ama ben buraları siz izleyin diye boyamadım yani. Kendi zevkim, kendi isteğim için boyadım. Ve kendi tecrübelerimi ilk defa boyayacak olanlar için de aktarmak istedim. Çünkü hiçbir şekilde detaylı anlatan bir video bulamadım şimdiye kadar. Ben kendim boyayana kadar. Yaşadıklarımı, neler oldu sonrasında, deformeler oldu mu, nasıl kullanımı vesaire bunları da kendi yine tecrübelerime dayanarak sizlere anlatmak istedim ki kesinlikle hani hiçbir soru işareti kalmasın aklınızda diye. Galiba 3 tane memnuniyet videosu çektim. Bir tane de ev turum var. Ev turumun içerisinde de zaten yine bu boyayla ilgili şeylerden bahsediyorum. Buna rağmen hala biri yazmış ki herkes boyuyor ama sonrasında ne olduğunu kimse söylemiyor. Yani arkadaşım girmemişsin yani. Kanalıma bir girip bir bak, video paylaşıyor ama hala aynı mutfakta mı, işte yemek yapıyor. Mesela ben bu böyleyim arkadaşlar. Atıyorum ki işte Ahmet bu boyama videosunu paylaşmış. Bakıyorum ki hala video paylaşıyor mu? Hala aynı evde mi? Hala o boyadığı mutfağı mı kullanıyor? Ya da işte Ayşe hala aynı banyoyu mu kullanıyor? Hala aynı evde mi? Bakıyorum mesela kullanımı nasıl? Gerçekten işte denilen gibi mesela hani uzun süre gidiyor mu vesaire. Bunlara bakıyorum. Yani gidip saçma sapan biri bilmeden yorumlar yapmıyorum. Lütfen kimse üstüne alınmasın. Ben sadece bu saçma sapan yorumlar için konuşuyorum. Aptala anlatır gibi anlatıyorum. Anlatıyorum çünkü aynı soruları anlattığım halde tekrar soruyorlar. Boyanın mesela markasını. 3 tane mi 4 tane mi ne boyamayla ilgili videom var. 3 tane memnuniyet videom var. 1 tane ev turu videom var. Ona rağmen hala ve hala boyanın markasını soruyorlar. Yani ben diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Ama söylemeyeceğim çünkü yani söylemiyorum yorumlarda. Çünkü benim bunlarla ilgili çektiğim videolarım var. Videoları nasıl ben kendim yaparken izlediğim kişilerin emeklerine saygı duyarak izlediysem videoları ona göre kendime ders çıkarıp ona göre boyamamı yaptıysam bunları soranların da izlemesini tercih ediyorum. O yüzden cevap vermiyorum. Boyama videolarıma ait oynatma listelerim var. Sadece boyamayla ilgili. İçerisinde boyadığım her yeri eklediğim videolarım var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi aklıma gelen yorumlar bunlar. Çünkü yakın zamanda bunlar yapılmıştı. Böyle bir ay içerisinde falan. Yani şu an hatırladığım. O yüzden de bunları cevaplamak istedim. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir döndüm. Yerlerimi dediğim gibi fayans yaptırdım. Orijinal fayans. O yüzden duvarlarda sadece boyam kaldı ve banyonun duvarlarında boyam kaldı ve tezgahım boya. Bununla ilgili sizlere 2,5 yıldır işte neler yaşadık. Şu an ne durumda, neler yaşadım, nelere dikkat edilmesi gerekiyor vesaire vesaire bununla ilgili konuşalım. Evet şöyle bir tezgahtan başlayalım istiyorum arkadaşlarım. Tezgahımı biliyorsunuz ki boyadım. Boyalı bir tezgah yani. Daha öncesinde yani son 7 ay önce falan galiba ben bir kez daha sıvı cam attım tezgaha. Atmadan önce de böyle soyulan yerlerini şu şekilde deforme olan yerlerini kapamıştım. Aynı buralarda gördüğünüz gibi. Renkler boyanın artık hani zamanı geçmeye başladığı için bir tık koyu kalıyor. Ama yapacak bir şeyim yoktu yani. Başka elimde boya yok bu rengin aynısında olan. O yüzden ben de elimde olan boyayla mecburen kapamak durumunda kaldım. Ama yani benim gözüme batmıyor açıkçası. Yapacak bir şey yok. Hani bunlar da uzaktan çok görünen şeyler değil. Görünse de zaten çok da elimde olan bir şey değil. Yani yapacak başka bir şeyim yok. Şöyle de baktığınızda arkadaşlarım görüyorsunuz ki hiçbir yerde bir soyulma izi vesaire yok.
Sadece lavabo kısmında arkadaşlar, yani şu kısımda daha çok deforme oluyordum. Şuralarda gördüğünüz gibi bir renk değişikliği var mesela. Hani burada kahve döküldüğünde bu boya içine çekiyor maalesef ki üstündeki olan işte kiri. Kahvedir işte başka bir meyvenin ya da sebzenin rengini vesaire. O yüzden burada böyle renk değişiklikleri var. Aynı şekilde şu kısımlarda da çok minik minik var. Yani hani uzaktan şöyle baktığınızda çok anlayamayacağınız şeyler. Ben de aynı şekilde böyle baktığımda zaten göremiyorum ama önce de söylediğim gibi bildiğim için tabii ki onlar benim gözüme batmıyor mu derseniz ki batıyor ama artık yapabilecek bir şeyim yok. Yani elimden bir şey gelmiyor. Benim için soyulmaması önemli olan ve tezgahımdan şu an gerçekten memnunum. Şöyle söyleyebilirim. Boyarken kullandığım boyadan sonra yani son verniğimi Bianca Stella'nın Maximo sıvı camıyla attım. Ve o sıvı camdan benim boyadığım markanınkinden daha çok çok ama çok memnun kaldım. Daha sabah şurada bir tane kaseyi düşürdüm, kırdım ve hiçbir yerde hiçbir şekilde, bakın şöyle göstereyim, ne bir soyulma ne bir kalkma oldu şu kısımda. Kasem paramparça oldu. Çünkü daha önce burada eşim bardak kırmıştı. Biliyorsunuz ki şöyle göstereyim. Bakın bu farklı renkte olanlar. Bir bardaktan oluşan bu Bianca Stella'nın Maximo sıvı camıyla verniklemeden önce yaptığım zamanda maalesef ki orada bir soyulma olmuştu. Maximo sıvı camının daha koruyucu etkisi olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki tekrardan eğer ki hani ileride istersem bu tezgahın rengini mesela bazen değiştirmek istiyorum. Beyaz mı yapsam diyorum. Ya da şimdi şey yapıyorlar, böyle ahşap görünümlü yapıyorlar ya, o şekilde mi yapsam diyorum. Ama benim mutfağıma uyar mı derseniz bilmiyorum. O ahşap görünümü uymaz diye düşünüyorum. Denemek için, hevesim içimde kalmasın diye. Yoksa orijinal tezgahımı da orijinal yaptırmak istiyorum ama bu şekilde şu anda zaten boyadığım tezgahı tekrar boyayabilirim. Yani burada şu anda deneme yapabilirim aslında. Hani beyaz da boyayıp beyaz nasıl olacak mesela tezgahım, bir bakabilirim. O şekilde bir kullanım güzel olursa eğer orijinali beyaz yaptırırım. Ahşap rengini beğenirsem eğer ahşap rengi yaptırırım vesaire gibi düşüncelerim olduğu için hani bunları bu tezgahta şu an zaten boya olduğu için hani sonrasında ileride değiştirmek istediğimde atılacağı için bu tezgah üzerinde denemek istiyorum açıkçası. O yüzden şu anlık tezgahı değiştirme gibi bir düşüncem aslında yok ama Maximo sıvı camdan gerçekten memnun kaldım diyebilirim. Benim boyadığım boyanın sıvı camına göre ben kalitesini daha çok beğendim. Bence koruyuculuğu çok çok daha iyi ona göre. Çünkü ben boyayalı, yani tekrardan sıvı camımı atalı bir 7-8 ay oldum ve hiçbir şekilde soyulma olmadı. Sadece bir yerinde minicik bir soyulma oldu ve 8 ayda bu zaten çok normal. Çünkü eski şeyde boyadığım sıvı camla deforme olan yerleri 2-3 ayda bir onarıyordum. Çünkü 2-3 ay kadar bir sürede de maalesef ufak ufak da olsa 2-3 yerde deforme oluyordu. Ama burada 8 ayda bir kere oldu ve bir daha da olmadı. Çok memnun kaldım diyebilirim. Sonra şöyle döndüğümde duvarlarımda biliyorsunuz ki boya arkadaşlar. Bakın şöyle uzaktan bakın. Yani yakından da bakın isterseniz. Yakınlaştırıp da bakabilirsiniz. SS de alabilirsiniz. Duvarlarımda hiçbir problem yok. Hatta ben bu duvarı sarı olduğu için beyaz akrilik beyaz hobi boyaları var ya, normal bildiğimiz permalit boyayla boyamak istiyorum. Çünkü burası sarı gözüküyor ama hiç gözüm kesmiyor onu gerçekten. Üşeniyorum. Şöyle bir uzaktan bakın. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Taş vernikle, vernik dediğim için maalesef ki taş vernik böyle boyayı sarartıyor. Bu kötü bir görünüm bence yani. O yüzden hani ben burayı bir boyamak istiyorum aslında beyazla. Sadece şu kolon kısımlarını. Burayı boyamıştım arkadaşlar, biliyorsunuz. Yine videolarımın, vloglarımın arasında zaten görüyorsunuz. Buranın rengine bakın, beyaz. Burayı da permalitle yine boyadım. Üzerine de normal bildiğiniz sır vernik attım ki sararmasın diye. Taş vernik sarartıyordu. Sır vernikle vernikledim. Yani şu görünüme göre bu, bakın, beyaz yani. Hani sarartmadı. Şu anlık da memnunum. Zaten duvarlarda herhangi bir sorun oluyor mu derseniz olmuyor. Yani ben çok memnunum. Duvarlara da şu anda hani fayans yaptırma gibi bir düşüncem yok. Çünkü kullanıyorum zaten ve hani görüyorsunuz hiçbir şekilde bir deforme olmuyor. 2 seneye geçti ve hala aynı şekilde duruyor. O yüzden ben hani duvarları gittiği yere kadar, ki inşallah yani bir ömür gider diye düşünüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi 2 seneye aşkın sürede hiçbir şekilde bir deforme olmadı. Çok çok uzun yıllar gideceğini düşünüyorum açıkçası. Gittiği yere kadar bu şekilde kullanacağım. Yani benim için duvarlarda hani çok da sorun değil. Şu kısım benim için önemli olandı.
şu mutfak görünüm kısmı deforme olmaması önemli. Tabii ki görünüm için beyaz olması falan fayansların da önemli ama bozulmadığı süreçte yani ben bu görüntüden memnunum. Yaptırırsam zaten ya duvar yaptırırım buraya, hani tekrar fayans yaptırmam, ya da fayans yaptırırsam bile onu da yine beyaz yaptırırım. O yüzden çok bir fark olmaz yani. Bana şu anda diyecek olursanız ki eğer akrilik boyalarla boyasak hani fayans nasıl olur diye. O sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Akrilik boyalarla ben daha önce boya yaptım. Yani hobi boyalarıyla. Onlarda fırça izi çok kalıyor. Yani şimdi fayanslarda benim kullandığım boya. Bu arada kullandığım boyayı da görmek istiyorsanız yine oynatma listemdeki boyama videoları olan videolardan bakabilirsiniz. Banyo boyama, mutfak boyama vesaire. Onlarda zaten söylüyorum kullandığım boyayı. Bu kısımlarda derseniz ki hani su bazlı akrilik işte hobi boyalarıyla boyasak olur mu diye. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben onlarla boyamadım. Dolapları falan boyadım. Dolapları boyadığımda iz kaldı. Yani fırça izi vesaire oldu. Ama şu anda bakın benim fayanslarıma, hatta annemin arkadaşları falan gelmişti. Onlar da hani fayansın orijinal fayans olduğunu sandılar. Yani boya olduğuna inanmadılar aslında. Çünkü gerçekten fayans gibi görünüyor. Yani ben bu kullandığım boyadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani dokusu yapısı aynı normal fayansmış gibi gözüküyor. O yüzden bu görüntüyü o boyalarda ulaşabilirsiniz. Bilir misiniz? Emin değilim. Şimdi ulaşabilirsiniz dersem yalan olur çünkü bilemiyorum arkadaşlar. Ben bunu burayı akrilik boyayla hani abi boyasıyla boyadım ama zaten beyaz zeminin üstüne beyaz boyadım yani. O yüzden çok bir fark olmadı. Yani altta beyaz olduğu için sadece renk tonu biraz açılmış oldu. Hani sarıdan beyaza dönmüş oldu. Onun dışında çok bir değişiklik oldu mu derseniz bence olmadı. Alt kısmı tamamen eski renginden beyaza dönmeye çalışsaydım eğer bu boyayla. O zaman değişiklik olur muydu? Bilmiyorum yani ona bir şey diyemeyeceğim. Fırça izi vesaire olur gibi düşünüyorum. Çünkü ben bu boyayı almamın sebebi de zaten boyarken tercih etmemin sebebi fayans görünümü vermesiydi. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar mutfağımda herhangi bir sıkıntım yok. Yerleri fayans yaptırdığımı söylemiştim. Yerlerim fayans arkadaşlar bu şekilde. Onlar artık boya değil. Boyanın üstüne yapıldı fayans. Fayansın üstüne hatta. Fayansın üstünde boya, boyanın üstünde de fayans yeniden var. Böyle tercih ettim şu anda ve şu an çok çok memnunum gerçekten. İyi ki de yaptırmışım. Yerlerin fayans olması ekstra bir iyi. Ben 7-8 aydır hiçbir şekilde yerde boya deformesi olmadığı için hiçbir şekilde boya yapmıyorum. Yani 7-8 aydır zaten çok yorucu bir süreç olduğu için boyadan sonra artık bir kendime es veriyorum uzun bir süre. Şöyle yine bir bakalım arkadaşlarım. Tavanımı görmeyelim. Tavan maalesef ki daha yapılamadı. Hala yapılacak inşallah. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar görüyorsunuz ki zaten alt fayansların rengi koyu olduğu için herhangi bir yerde deforme olsaydı direkt görürdünüz yani. Şöyle tekrardan bir bakalım her yere. Bana inanmayan arkadaşlar için yok işte sonrasında göstermiyorlar vesaire diyenler için. Ben tamamen şeffafım arkadaşlar. Çünkü kendi paramla aldım zaten. Yani hiçbir şeyin, hiç kimsenin reklamını da yapmıyorum. O yüzden ne varsa, yani ne olduysa onu söylemekle mükellefim. Şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar banyo içinde söyleyeceğim şu. Boyarken aldığım boya markasının müşteri hizmetleriyle birlikte aslında boyadım. Yani ne yapacağımı onlar bana söylediler. Ve bu sıvı camı dikey yüzeylerde kullanmamam gerektiğini yani kullanılmadığını söylediler daha doğrusu. Ben de o yüzden yerleri sadece sıvı camlamıştım. Duvar kısımlarında taş vernik yapmıştım ve taş vernik yine şimdi burada bir bütün olduğu için çok sarı gözükmüyor ama mutfaktaki beyazla yan yana geldiğinde görüntüsünü görüyoruz. Gördünüz yani. Yani çok sarartıyor taş vernik. Sonrasında taş vernikle verniklediğim için şu kısımlarda yine hiçbir şey olmadı bu arada. Soyulmalar vesaire yani ufak tefek nokta nokta bir yerde vardı galiba bu kısımda. Ama duşakabinin içi soyuldu. Yani şimdi onu soyulmadı dersem yalan olur. Çok fazla su kullanacağınız yerde, çok fazla deterjan kullanacağınız yerde ki bu banyo oluyor bence. Taş vernik kullanmayın bence. Kesinlikle sıvı cam kullanın. Duvarlarda da. Ben aldığım sıvı camla arkadaşlar şu kısımlarda şurada birkaç iki yerde bile soyulma vardı. Bir de şu duvarda vardı. Ben onları tamamen kazıdım. Kazınıldığı yere kadar. Tekrardan beyaz boyayla boyadım. Üzerine yine maksimum sıvı cam yaptım. Normal akrilik boyayla boyadım bu arada. Ama yine altı beyazdı zaten. Hani şu an bu görünüm nasıl derseniz zaten ıslak şimdi ben sabah duş almıştım. Buranın içi, duşakabinin içi olduğu için hani çok önemsemeyebilirsiniz aslında hani fırça görünümünü vesaire. Ama ben şöyle baktığımda mesela bakın arkadaşlar üst kısmında hani orijinal fayansmış gibi bir görüntü var görüyor musunuz?
Mesela o görüntü beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yani fayans gibi görünmesi, gerçek fayansmış gibi olması beni ekstra mutlu ediyor. O yüzden de ben bu görünüme kavuşmasını sevdim. Hani akrilik boyamı kullanırsınız, tekrar bir boyamı derseniz ben yine tekrar bir boyayı kullanırım. Ama sıvı cam olarak maksimum sıvı cam kullanırım. Neyse, konumuza dönüyorum. Duşakabinin içine arkadaşlar taş vernikle vernikledim. 1,5 sene yaklaşık olarak o şekilde kullandım. Hatta yine sanıyorum ki memnuniyet videolarım birinde soyulan yerini göstermiştim diye hatırlıyorum. Üst tarafları boyamadım. Şu çizgi var ya, şu desen. Ondan aşağısını boyadım. O ve onun aşağısını tekrar beyaza boyadım. Zaten şöyle ufak bir renk farklılığı var, görüyorsunuz. Biri alt taraflar daha beyaz, üst taraflar bir tık daha sarımsı. Alt taraflarını şöyle hepsini permolitin beyazıyla boyadım. Üstüne de maksimum sıvı cam attım. Ve 7 ay, 8 ay oldu. Hiçbir şekilde hiçbir soyulma olmadı. Yine şöyle göstereyim yakından. Fayans aralarında derizlerde arkadaşlar ben doldurma yapmadım ama siz boyamadan önce doldurma yaparsanız çok çok daha iyi olur. Çünkü benim eşim çalışıyordu. Yani ben kendim yapmaya çalışsam bozarım düşüncesiyle yapmadım. Eşim de işinden dolayı yoğundu. O yüzden o da yapamadı. Ben de yapamadım. O aradaki siyahlıklar falan, delikler, derzdeki delikler. Onları isterseniz zaten şu anda da üstten kapatabilirsiniz. Yani çok da sorun değil. Birkaç yerini kapamıştım ben deneme amaçlı, yani çok bilmediğim için. Onları yine kaparım. Onlar çok da sorun değil benim için. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir kalkma, soyulma, herhangi bir şey yapmadı. Yani şu anda çok memnunum. Üst tarafta da arkadaşlar sadece şu telefon kısmının arkasında. Eşim çok dikkat etmiyor. Şimdi kendi yapmadığını iddia ediyor. Allah'tan videolarımı da izlemiyor bu arada. Ama şu telefonun arkasında şöyle şu kadar, bir nohutun yarısı kadar bir yer soyulmuştum. Ve ben de oraya ne yapsam diye düşünüyordum. Böyle hani bir pleksi gibi oluyor ya, pleksi mi yapsam dedim. Yoksa dedim hani gümüş rengi bir şey mi yapsam falan diye düşünürken folyo almıştım. Beyaz folyo arkadaşlar. Bir de folyo yapıştırayım bakayım nasıl olacak dedim. Bu arada hiç şeyim yoktu yani. Hani folyo yapıştırınca orası çünkü su alan bir yer olduğu için soyulur ve su geldikçe kalkar diye düşünüyordum. Bir ay falan oldu yapalı. Böyle kafama göre kestim. Bir de biraz da yamuk kesmişim. Şu arkasında bakın folyonun gerçekten hiç kalkmaya niyeti yok gibi. Hatta kaldırırsam boya soyulur mu vesaire diye tırsmıyor da değilim. O kadar güzel yapıştı ki. Folyoya karşı ön yargım vardı özellikle duşakabinin içinde. Ama eğer ki bu şekilde tutunan bir şeymişse ki öyleymiş. Yani folyo da yapılabilir diye düşünüyorum. Yani beni gerçekten şaşırttı. Beklemiyordum bu performansı. Ve her gün duş alındığını düşünürsek folyonun kalkmış olması gerekiyordu şimdiye kadar. Ve asla kalkma yapmadı. Yani memnun kaldım diyebilirim. Şöyle de bakalım arkadaşlarım. Bakın hiçbir yerde bir soyulma vesaire yok. Bu rafı da aldığımda çok sorulmuştu. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yaklaşık galiba bir sene olacak, birkaç ay sonra. Ve yapıştırdığım gibi duruyor. Hiçbir şekilde hiçbir kalkma, hiçbir düşme yapmadı. Üstündeki şeyler de nasıl koyduysam hala aynı o günkü gibi duruyor. Onlarda da herhangi bir sorun olmadı. Yani bundan da çok memnunum. Bir tık pahalıydı normallerine göre. Hani diğerlerinde mesela 150-200 liraya vardı. Benim aldığım 350 miydi? 390 mıydı? Öyle bir şeydi ama iyi ki de almışım diyorum. Gerçekten çok memnunum. Mükemmel yani, yapışkanı falan da mükemmel. Zaten Instagram'da öne çıkanlarında linki de var. Eğer bakmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Banyomuz da bu şekildeydi anlayacağınız. Yani arkadaşlarım, kullanıcı tecrübesi eğer soracaksanız ki bana, eğer imkanınız varsa en azından yerleri fayans yaptırın. İşte atıyorum sadece mutfağı değiştirmek istiyorsanız, atıyorum sadece banyoyu değiştirmek istiyorsanız en azından sadece yerleri fayans yaptırın. Orijinal fayans. Çünkü boya ne kadar sağlam da olsa, belki bu işte maksuma sıvı cam dedim ya kullandım. Onunla ben diğerleri sıvı camlamamıştım. Belki o daha sert ve daha deforme olmayacaktı belki de. Ama hani bunu bilmediğim için fayanstan sonra kullandım ben ilk defa maksuma sıvı camı. Bunu bilemezdim. Fayans yaptırdım ama ben fayans yaptırmaktan memnunum açıkçası. Yani iyi ki yaptırmışım. Keşke en başında hatta yaptırsaymışım. Yani en azından yerlerimi fayans yaptırıp duvarlarımı yine boyasaymışım. Ya da işte folyo da yapabilirdim. Mesela buraya hani desen istediğiniz yere desen yapabilirsiniz. Mesela ben banyo çok desensiz gibi geliyor bana. Çok beyazmış gibi geliyor. Bazı yerleri folyo mu yapsam diye düşünüyorum. En azından işte klozetin arkasına yapmam da.
video çektiğim yerden lavabonun arka tarafına böyle arkamda böyle mermer desen olsa vesaire diye düşünmüyor değilim. Böyle desen isterseniz folyoda kullanabilirsiniz. Demin de gösterdiğim gibi ben folyodan beklemediğim bir performans gördüm açıkçası. Hani küçük bir bölüm olmasına rağmen aralardan sızar kalkar diye düşünmüştüm. Ama ne sızma ne kalkma yapmadı. Bir aydır da kullanıyorum. Gördüğünüz zaten hiçbir şekilde kalkacak gibi de durmuyor. Folyoda yapabilirsiniz bence ama ben yani bir tık daha pahalıya geliyor gibi geliyor mesela folyo. Çünkü metre metre aldığınız için bir boyayı bir tane boya alıyorsunuz. Çok yere boyayabiliyorsunuz. Bilmiyorum yani hesabınızı artık kendiniz yaparsınız. Ama folyonun da arkadaşlar dandikleri var. Yani dandiklerini almayın kesinlikle. Gerçekten folyoları kaliteli ve sert kalın olanlar var. Yerlerden alın zaten bilindik yerler. Yani folyo deyince genellikle herkesin aldığı bir yer var. Oradan alın. Böyle yani hani benim şu anda boyayla ilgili düşüncelerim böyle. Tezgahım eğer değiştirmek istersen tezgahımı değiştirmek istediğim tek yer şu anda. Ama o da dediğim gibi hani denemek de istiyorum. Beyaz tezgah nasıl olacak? İşte benim mutfağıma yakışacak mı? Ahşap desen tezgah nasıl olacak? Benim mutfağıma yakışacak mı? Hani belki bunları denerim ileride. İşte şu anda mesela soyulma falan bir şey olmadığı için bir sıkıntı yok. Yani ne kadar kullanabilirsem kullanırım. Değiştirmek istersem canım sıkılınca beyaza boyarım. Ya da işte ahşap rengine boyarım. O şekilde kullanırım birkaç sene. Yani değiştirmek istersem ileride değiştiririm diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu anlık memnun olduğum için şu an tezgahımla ilgili bir sorunum yok. Duvarlarımla da aynı şekilde. Özellikle mutfak duvarlarını mesela hiç değiştirmek istemiyorum. Yani şu anda hani orijinal fayans yaptırır mısın desen yaptırmam. Şu an bu şekilde çok çok güzel bence. Gittiği yere kadar böyle gider. Herhangi bir deforme olmadığı süreçte benim için okeydir. Burada hani çok fazla duvar yok. Sadece burada balkon kısmında biliyorsunuz ki şöyle biraz göstereyim. Köpük şöyle arkadaşlar. Yakından mı göstereyim acaba? Şöyle köpük yapmıştım biliyorsunuz ki burada mesela kalkmalar var. Yani bu kısımdan çok memnun kalmadım. Köpükler hani görünüş olarak evet güzel ama istediğim gibi olmadı. Ya da ben yapamadım bilmiyorum. Ama burada bir değişiklik yapma ihtimalim yüksek. Çünkü bazı yerlerde görüyorsunuz arkadaşlar tam olarak oturmuş değil. Şurayı görüyorsunuz mesela. Ya da şurada mesela bir parça var bakın. Hani tamamen farklı yani yanındakiyle yani şununla şunun arasında nasıl fark var görüyorsunuz. O yüzden buradan şu kısımlardan çok memnun değilim. Belki burayla ilgili birkaç değişiklik yapabilirim. Ama onun dışında boyayla ilgili bir pişmanlığın var mı derseniz yok arkadaşlar ya ben her videomda da söyledim. Yani bu görünüm beni çok mutlu ediyor. O yüzden çok memnunum. Çok mutluyum. İyi ki de boyamışım. Eski halini görmek istemiyorum. Hala da görmek istemiyorum. Şu anki bu hali beni çok mutlu ediyor. O kadar işte boya alıp boyayacağını yenileseydim vesaire diyenler var. Fiyatlar inanılmaz pahalı olduğu için mesela benim arkadaşım mutfağını yaptırdı şu anda ve 50 küsür bin lira sadece mutfak. Benim mutfağımın yarısı kadar mutfak. Sadece mutfak yapımı 50 bin lira. Bunun üstüne bir de banyo var. Benim mutfağım onunkinin 2 hatta 3 katı çünkü balkon da var. Ekstra bir balkon da ekleniyor buraya. Yani şu zamanda ben sadece mutfağı yaptırmaya kalksam 150-200 bin TL sadece mutfağa ayırmam gerekiyor. Onun dışında banyom da büyük. Yani banyom hani ortalamaya göre belki ortalama çok büyük değildir ama bütün duvarlar fayans olduğu için ve dikey yüzeylerde fayansın üstüne fayans hani çok tercih edeceğim bir şey olmaz muhtemelen. Yatay yüzeylerde zaten yatay olduğu için çok sorun olmaz. Çünkü dikeyde düşme ihtimali oluyor. Yapışkanın çıkma ihtimali oluyor. Alttaki şeyin düşme ihtimali çok oluyor. O yüzden dikey yüzeylere direkt hani fayansları söktürüp fayans yaptırırım diye düşünüyorum. Yaptırırdım diye düşünüyorum. Onu da en az bir 100 bin lirası vardır muhtemelen arkadaşlar. Yani bu eve şu an ki fiyatlarla bir koridoru da içine katarsam ben sadece çıtı için fiyat almıştım arkadaşlar. Çıta için sadece çıta koridora 5500 lira tutuyordu. Koridoru da içine katarsam bir yaklaşık da 20 bin lirada orası olsun. Yani toplamda 400 bin lira kadar bir fiyat ayırmam gerekiyordu ki bütün her yeri sıfırdan yaptırabileyim. Tabii ki öyle bir param olsa gidip ev alırdım zaten o dönemde. Evi yenilemek yerine yeni ev alırdım. Direkt uğraşmazdım yani o şekilde girerdim. Yani birazcık mantık çalıştım arkadaşlar. Yani sıfır tabii ki de ben de yaptırmak isterim. Ama niye yaptırmıyorum bir düşünün bakalım. O dönemlerde zaten hani ben bunları yaparken 400, 500, 600 bin liraya evler vardı yani. Hani krediye girip ev alırdım yani eğer o kadar bir param olmuş olsaydı. Yani
bu mantıklıydı ve bunu yaptım. Pişman mıyım? Asla değilim pişman. Sadece dediğim gibi yerleri fayans yaptırıp duvarlara boyasaydım hem daha az yorulurdum hem de tekrardan uğraşmazdım diye düşünüyorum. Ama şu anki halinden de çok memnunum. Hepsi benim için de tecrübe oldu. Sizlerle de paylaşmış oldum. Tekrar yapmaya kalkarsam ya da etrafımdaki biri yaparsa en azından onlara da yardımcı olabilirim bu konularda. Artık birazcık ufaktan bir profesyonel olmuş olabilirim. Umarım sizin de işinize yarayan bir video olmuştur. Dediğim gibi oynatma listelerim var. Sadece boyamayla ilgili videolarımı oraya koyuyorum. Ekstra olarak artık boya memnuniyetiyle ilgili video çekmeyeceğim. Gerçekten çekmeyeceğim böyle vloglarımın içerisinde. Eğer yine çok soru gelirse gösteririm. Ama onun dışında zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Banyo temizliği yapıyorum, mutfak temizliği yapıyorum. İşte başka bir şey yapıyorum. Düzenleme yapıyorum. Görünüyor zaten hani duvarlar hala aynı mı değil mi? O yüzden hani bu tarz soruları artık lütfen sormazsanız çok ama çok sevinirim. O zaman bu videoyu burada kapatıyorum. Daha fazla uzun olmasın. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.